Merhabalar arkadaşlar. İyi bir Ramazan diliyorum. Bir önceki Ramazan'la ilgili videomda özellikle kilonun yağlardan nasıl daha etkin bir şekilde giderebileceği bir formülasyondan bahsettim. Öyle bir yöntemden bahsetmiştim. Evet, şimdi de sizlerle paylaşmak istediğim esas konu acıkma fizyolojisi. Evet, acıkma insan fizyolojisinde özellikle bir detoks sistem uyarıcısı olduğunu farkındalığını artırmak isterdim. Ne demek detoks sistem uyarıcısı? Acıkma, insan fizyolojisinde birikmiş atıkların, toksinlerin en etkin atılabilme sürecini başlatır. Ama bunu başarılı yapamayıp bir yaşlanma sonucuna götürmek de bizim hatalarımızdan kaynaklanır. Dolayısıyla burada paylaşacağım bilgiler sizler için gerçekten çok anlamlı, çok değerli. Sabırla, dikkatle dinlenmesini tavsiye ederim. Acıktığımız zaman diliminde insan fizyolojisinde neler olur? Bir hormonal cevaplar zinciri başlar. Bu hormonal zincirler 5 ayrı kademede ilerler ve her kademe kendi içerisinde bir dokunun, bir organın, bir sistemin temizliğiyle ilgilenir. Dolayısıyla karaciğerin temizliğinde de, kas gruplarında da, dokusal, damarsal temizlik süreçlerine kadar ilerletebileceğimiz bir zincirlerin başlangıcı olur. Dolayısıyla acıkmayı doğru yönetmek dediğimiz bir gerçek var. Peki acıkmayı doğru yönetemediğimizde ne var? Yaşlandırma ve yaşlılığın hızlanması ile ilgili bir probleme dönüşür. O zaman sahur vaktinde öyle bir beslenelim ki Ramazan ayında çok daha böyle yıpranmadan, yaşlanmadan, üstelik de biraz da gençleşebilmenin koşullarını oluşturalım. Bunu nasıl başaracağız? Şimdi bunu kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ramazan ayının sahurlarını hazırlarken nasıl bir sahur hazırlanacağı ile ilgili çok sayıda yazım, çok sayıda videom mevcut. Ama burada birazcık özetlemek istiyorum. Gıdaları ikiye ayırınız. Canlı gıdalar, ölü gıdalar. Canlı gıdalarla sahur yapmayı kendiniz hedef ediniz. İkincisi, gıdaları ikiye ayırınız. Su veren gıdalar ve suları tüketen gıdalar. Doğal olarak gün içerisinde hiç su içemeyecekseniz, suyu veren gıdalarla bir sahur hazırlayınız. Bu durumda gün içerisinde sizlerin o acıkma dalgasını da aynı zamanda susama dalgasını da yönetebileceğinizi göreceksiniz. Ve açlık sürecinde bir detoks uyarı sistemini başaracaksınız. Bu insan fizyolojisinde öncelikle atıkların yönetimi ile ilgili bir gerçektir. Bizler hastalıklarımızın ana merkezinde atıklarla ilgili süreçleri yönetemediğimiz için hastalandık. Biz bu atık yönetimini başarmadan tedavilere başladık. Bu tedavilerimizin de başarısızlığı yüzünden, esasında buradaki atıkları önceden temizlememiş olmamızdan kaynaklandığını anlayamadık. Hep şunu söylerim. Bir mutfağa dünyanın en güzel besinlerini getirseniz, bu besinler mutfağın kirli malzemeleriyle size bir yemeğe dönüşemeyecektir. O yemeğin oluş mekanizması önce bulaşıkların temizlenmesi, tencerelerin temizlenmesi gerekir. Bizler bedeni kirlenmiş fizyolojileri o ilaçlarla tedavi etmeye çalışırken önce temizlemeyi ihmal ettik. İşte oruç bu temizlik sürecinin iyi bir başlangıcı ve yönetimi ile ilgili kolaylaştırıcı bazı yolları var. Bazılarını bilirsiniz, uzun süreli açlıklar, fastingler yaparlar. Ama bu fasting eğer doğru yönetilmezse sizlerin amacınızın aksiyle, yani gençleşmek, durulanmak, temizlenmek için başladığınız bu süreçte maalesef ki yaşlanmış hücrelerle baş başa yepyeni bir döneme geçiş yaparsınız. Burada dikkat ettiyseniz hakikaten çok önemli bir bilgi var. Buradaki ayrıcı bilgi nedir?
Açlık sürecinde eğer %70, %80 katabolik dediğimiz fazla, yani yıkım fazına geçerseniz %20, %30 oranında halen anabolik fazlasınız. Orucun en iftar vaktine kadarki zamanda bile, yani iftara yarım saat kalan bir zamanda bile katabolik fazın en derinliğindesiniz. O anda bile halen anabolik faz dediğimiz onarım fazı sizin için çalışmaya devam etmektedir. İnsan fizyolojisi bir yin yang dengesiyle işler. Yani her zaman iç içedir. Tamamen katabolik faz, tamamen anabolik faz devrede olmaz. Her zaman için oranlar değişir. Uyuduğunuz zaman %75, %80 anabolik fazlasınız. Yani onarım fazındasınız. %20-25 katabolik fazla, yıkım fazındasınız. Çünkü halen kalbiniz atıyor. Halen bağırsaklarınız çalışıyor. Halen sistemleriniz devrede. Ne kadar derin uyumuş olursanız olun, halen sizin için katabolik faz yaşıyor ve devam ediyor. Anabolik fazda, yani bizim fizyolojik olarak her zaman için çalışan bir sistemdir. Oruçta yıkım fazı devreye girer. Yıkım fazı sizin birikmiş toksinlerden kurtulabilmenin metodudur. Birikmiş toksinlerden kurtulabilmenin bir yoludur, bir yöntemidir. Bizler bu toksinlerden kurtulabilmek için ne yapmalı? Bunu destekleyici bir çalışma yapmalıyız. Peki bu toksinlerden kurtulduk çünkü katabolik fazı derinleştirdik. 16 saat aç kaldık. Bu açlığın 4. 5. saatinden itibaren artık yavaş yavaş karaciğerdeki birikmiş glikojen depolarını boşalttık. Karaciğer bitirdiğimiz zaman kaslardaki glikojen depolarını boşalttık. Daha sonra fizyoloji bir karara varmıştı. Bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. Oradaki yağlarımı kullanacağım yoksa proteinlerimi, hareketliyse, enerjikse, oksijen bolsa proteini kullanacaktı. Yoksa yağlara, pardon, özür diliyorum, burayı düzeltmem lazım. Oksijen varsa ve enerjikse, kaslar canlı tutulmuşsa, egzersiz varsa, yürüyüş varsa asla proteinleri yakmaz, kasları kullanmaz, yağlara doğru yönelir. Ama tam aksine uyuyarak, yatarak, televizyon karşısında, telefonlarla oyun oynayarak, Ramazan'ın iftar vaktini bekliyorsanız, hele hele son 3-4 saatte, bilin ki o saatte proteinlerinizi yakıyorsunuz, kas erimesi yaşıyorsunuz. Şimdi kimse bunu yaşamak istemez ama bu detayı da bilmez. Bizler katabolik fazda, yani yıkım fazda en derinliğinde öyle bir şey yapmalıyız ki %25, %30 devam eden anabolik fazı özel bir besinle desteklemeliyiz. Vücut kendi yıktığı hücrelerin atıklarından yeni hücreler yapmak zorunda kalırsa biz buna yaşlanma deriz. Vücut kendi yeni hücrelerini canlı gıdalarla yapmışsa buna gençleşme deriz. Öyleyse sizlerle bir sahur vaktinde çok canlı besinlerle hazırlanmış bir sahur hazırlamışsanız kanınızda bu canlı gıdaların varlığı katabolik fazın en derin zamanında bile yeni hücrelerinizin bu ham maddeyi kullanmasını sağlayarak gençleşme sürecinize katkı sağlayacaktır. Keyifle kalın, gençleşerek Ramazan'da kalın, gençleşerek bu Ramazan'ı bitirmeyi hepimize Allah nasip etsin. İyi bir Ramazan diliyorum herkese tekrar.